Evet arkadaşlar, Müzik On Air'den ben Cüneyt Diktaş. Günlerden salı, güzel bir yayınla karşınızdayız. Evden eve sohbet muhabbet diyoruz. Hiçbir zaman programımızın ismi olmadı buradaki programımızın. Müzik On Air'le Cüneyt Diktaş gibi bir şey oldu. Herkese hoş geldiniz diyorum. Bugünkü konuğum Güneş. Sevgili Güneş bizlerle birlikte olacak. Güzel bir sohbet edeceğiz. Şarkılarından konuşacağız, projelerinden konuşacağız. Evde ne yapıyor, pandemide ne yapıyor, nasıl yuvarlanıp gidiyoruz, onları konuşacağız edeceğiz. Şimdi, bu da bana bir hediye, çok sevdiğim birinden. Hatta bugün şunu giyeyim derken bunu gördüm. Dedim ki ama şimdi dedim evde olmaz, giyilmez dedim. Ondan sonra zaten arka tarafım otantik, klasik. Ben de iyice klasik oldum böyle şallar mallar. Sonra ben bir parfüm almıştım. O parfümün yanında da losyon varmış. Onu almışım zamanında. Sonra o parfüm bitti. Ben tekrar o parfümü aldım. Dedim ki losyonuyla almayayım dedim. Zaten losyonu almışım. Hiç orada duruyor yani losyonun yanında. Şöyle koklayayım dedim losyonunu. Açtığım gibi şılak diye şu üstüme geldi. Şu anda da ıslak. O yüzden böyle hem anlatmazsam olmaz. Hem tarz yapıyorum böyle kreasyon hem de kamufle ediyoruz. Kıyafet, kostüm değiştiremedim biliyorsunuz. Sponsorlarım bana günlük veriyorlar kostümleri. O yüzden de dikkatli olmak gerekiyor. Koca program çok masraflı bak set var. Setçileri var burada. Setçimiz var, ışıkçılarımız var. Kameraman var. Ondan sonra kostümcüm var. Çok kalabalık, yoğun çalışıyoruz. Hiç böyle bir Instagram'da böyle bir ekip yoktur yani. Bu arada losyonup ellerime falan sürüldüğü için böyle şey yapıyorum, yumuşatıyorum ellerimi. Ya krem süren biri değilim de yani yanlış. Kremli olayı da bir gün başka bir şekilde anlatırım size. Şimdi konuğum gelsin. Konuğum Güneş burada. Hemen onu davet. Ardından da sohbete devam edelim. Sizin nasıl gidiyor? Herkese selamlar. Yester abla selamlar sevgiler. Selam. Hoş geldin Güneş. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim vallahi. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Daha Aynı önce şekilde. Instagram canlı yayına bağlandın mı hiç? Bu kanalda mı? Hayır. Yani Instagram canlı yayınlarına konuk oluyor musun yoksa YouTube mu? Hani hiç Instagram'da konuk oldun mu? Olmuştum bir iki kez. Ama çok nadir olduğu için şu an gerildim biraz. Onu çok böyle çok ufak hissettim. O yüzden sormak istedim. Mesela daha çok mesela kliplerde şarkı söylerken veya senin stüdyodaki videolarını gördüğümüzde böyle hikayeler falan gayet rahatsın. Ama canlı yayın bir farklı herhalde, değil mi? Evet ya, doğal ortamım olduğunda bir problem yok da böyle canlı yayın olunca, bir Yok interaktif olunca geriliyorum yani. ben kasmıyorum ama değil mi yani? Bak ben bak nasıl entel giymişim. Yani Evet kasmanın evet. böylesi olmaz yani. Sanki şey soracağım sana. Hani böyle hangi kitapları okuyoruz? Şarap. Hiç alakam. Yani şey gırgır şamatayı çok severim. Kitap okumayı severim Ben de de. gırgır şamatayı daha çok severim açıkçası. Ne Aynen. yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorum? Müzik yapıyorum. Şu anda tek gündemim bu yani. Aynen. En son çıkan şarkın Dua mı? Ondan sonra Evet. çıktım. Dua çok Ha yok, iyiydi. mektup çıktı en son. Ne zaman çıktı mektup? 14 Şubat'ta. Ay, 12 Şubat'ta pardon. 12 Şubat'ta. Aa, Evet. mektup muydu acaba dinleyeyim? Duaya da baktım. Dua zaten 2 milyonu geçiyor. Evet, mektup bizim birlikte yaptığımız bir projeydi ekip arkadaşlarımla. O yüzden belki dikkatinizden Nasıl kaçmıştır. gidiyor? Nasıl gidiyor peki mektup? Şükür iyi gidiyor hepsi. İyi, süper. Şimdi şey soracağım tabii. Şarkılardan öte nasıl bir yıl geçirdin? Çok merak ediyorum. Nasıl bir yıl geçirdim? Benim için çok önemli bir yıldı aslında. Çünkü bütün parçalarım bu yıl, yani aslında 2020 yılından bahsediyoruz değil mi? Nasıl bir yıl geçirdiğinden. Evet, 2020 yılı sonra 2021'den planlardan bahsedeceğiz. Evet, yani bütün bir yıl müzik kariyerim için önemli adımlar atmakla geçti. Yani hala devam ediyorum şu anda. Ama yani güzel bir başlangıç yaptım 2020'de diye düşünüyorum. Valla bazı insanlara fırsat sundu değil mi sanki bu 2020? Yani pandemi sana avantajlı mı geldi, dezavantajlı mı? Yarı Yoksa yarıya diyebilirim.
Yarı yarıya. Bence avantajı şu oldu. İnsanlar daha çok internette, daha çok sosyal medyada vakit geçirmeye başlayınca gözünden kaçan kişileri daha çok ayıklayabildiler. Anlatabildim mi? Daha çok insana fırsat doğdu. Hani tanınma açısından da diyebiliriz. Projelerin tanıtma açısından. Çünkü sosyal medyada gezinti çoğaldı, değil mi? Daha uzun Evet, süre geziniyorlar. aynen. Peki senin sosyal medyada aran nasıl? Yani şarkıların dışında özel olarak mesela Instagram'da çok takılır mısın? Keşfette veya ne Keşfette bileyim. değil de evet Instagram'da çok vakit geçiriyorum. Keşfette değilse o zaman neydi? Arkadaş çevrende mi? Yani Instagram'a çok giriyorum ve aslında hiçbir şey yapmıyorum biliyor musunuz? Sizde de belki vardır. Sadece giriyorum, bakıyorum ve çıktığımda tekrar giriyorum. Yani böyle değişik bir bağımlılık oluştu yani. Enteresan. Bu çok güzel bir şey, nokta bastın, parmak bastın, nokta bastın ne demek, parmak bastın. Şimdi şöyle, ben fark ediyorum, diyorum ki ya diyorum şu atıyorum bir yapımcı vardı, yapımcının ismi neydi ya diyorum, şu onun arkadaşı, dur oradan bakayım diyorum Instagram'dan, sonra takılıyorum başka şeylere, sonra Evet. bırakıyorum onu, Ya tekrar yine televizyon başka. kanalı zaplamak gibi aslında Aynen, birazcık ya. tekrar dönüyorum, tekrar bir sorunun cevabını almak için. Yani hani şunu demiyorum hiç. Kim ne yapıyor acaba? Hiç öyle bakmadım ben. Uzun zamandır öyle bakmıyorum yani. Hani şu Evet. şunun şeyi miydi? Şöyle şöyleydi. Aa, onun projesi miydi? Onun son ismi neydi? Şarkısı sözü neydi? Hep öyle kullanıyorum onu. Arşiv gibi kullanıyorum açıkçası. Sende öyle var mesela? Hani müzisyen çevreni belki takip ediyorsundur. Evet. Zaten ama insanların ne yaptığını merak edecek bir fırsatımız olmuyor zaten. Çünkü insanlar ne yaptığını sürekli gözümüze sokuyorlar yani bir şekilde. Peki, Instagram'da. sevenlerine aran nasıl? Yani mesela DM'den cevap veriyor musun mesela? Verebiliyor Veriyorum, musun? evet. Yakalayabildiğim her şeye geri dönüş yapıyorum. Çok seviyorum yani sohbette kalmayı. Peki şöyle, ilk kırılma anın hangi şarkıda oldu? Daha çok Dua oldu tanınma. ya bence. Dua. Duayla oldu bence bu. Aynen. Peki dışarıda hiç tanınıyor musun? Yani yürürken seni durduran da oldu mu? Maskeyle geziyorum. O yüzden de. Maalesef. Kötü bir dönem. Maalesef. Aynı derden ben de Zor ya. gelmiş. Ya güzel bir şey değil mi tanınmak? Bilmem. Ya herkes için değildir ama benim hoşuma gidiyor yani. Zaten O bunu bu herkes yüzden için değildir yapmıyorum diyenler de yalan. Yalan. Herkes için müzik. güzeldir tanı. Ha şöyle değildir herhalde. Belirli bir şeyden sonra artık doyuma eriyorsun ya. Artık parasal anlamda da, şöhret anlamında da. Artık diyorsun, diyor ki yeter. Bana yaklaşmayın belki de. Hani ilk yıllar, ilk 5-10 yıl böyle tanınmak güzel diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum, son Yani. yıllarda o kadar deneyimim yok. Peki arkadaşlar, sevgili Güneş'e sormak istediğiniz soruları soru işareti bölümüne yazın. Gördüklerimi, görebildiklerimi, sorabilecek olanları sormaya çalışacağım. Peki İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. Şu an İstanbul. İzmir'deyim ama. Şu an İzmir'de. Neredesin İzmir'de? Urla'dayım. Hayır. Şey ol. Hani Adres arkadaşında veriyorum mı, hemen. ailende mi? Ne bileyim, yalnız bir evin mi var? Bilmediğim için sordum. Başka bir ailemdeyim. İki ailem var. İstanbul'da ve İzmir'de. Ne güzel. İnsanın sevdikleri olması, ailesi gibi gördüğü insanların olması çok güzel bir şey. Evet. Peki, İzmirli misin aslen? İzmirli değilim, hayır. Değilsin. Peki İzmir'i seviyor musun? Çok Yani seviyorum. biliyor musun İzmir'i, gezdin mi, gördün mü? Yani gezdiğim kadarını sevdim şimdiye kadar. Çok fazla Ben de Urla'yı gezmedim. çok sevdim. Bir kere gittim ama Urla'yı çok sevdim. Urla bir de çok şey olmaya başladı, değil mi? Favori yerlerden biri olmaya başladı yine. Yani evet ya şimdi bence çok fazla şey değil. Yani böyle gençlerin takılmak istediği Küçük bir donma yaşandı arkadaşlar. Şimdi gelir. Dondun mu? Şu an geldin. Tamam. Ya şarjın Tamam. bitti ya biri aradı. Yok, dondum ve sadece internet kötü. İşte dur. Bari kıvır şey deseydi, beni yalancı çıkar mı? Ben çok biliyormuş gibi. Çok özür dilerim, pardon. Estağfurullah. Şey, İşte evet ama yine de güzel ya Urla. Ben seviyorum. Bilmiyorum. evet, yani güzel, sakin bir yer. Senden şarkı isteyeceğiz arada, olur mu? Nasıl yani? Söyleme mi? Evet, şarjım bitiyor. Ol Evet. bakarız.
Yani eğer müsaitsen, ben biliyorsun teklif var, ısrar yok. Yani buna hazırlıklı değildim aslında. O yüzden şey yani. Yani ben de biliyorsun teklif var, ısrar yok. O yüzden sen bilirsin yani, bilemeyeceğim. Ben kırılmam öyle şeylerden. Ben zaten seni dinlemek istedim mi YouTube'da açıyorum duayı. Süper. Ama son şarkını da hala açmadım, onu açacağım. Belki de Mektubu mu? açmışımdır. Evet, mektubu. Hmm. Dua Özel bir çok iyi parça. gitti. Çok iyi gitti dua. Evet, güzel oldu. Aynen. Peki şimdi yeni projelerinden bahsedelim. Ne var ne yok? Yani neler Evet. planlıyorsun? Şu an bir albüm hazırlıyorum. Bu benim ilk albümüm olacak. Yani o yüzden böyle biraz böyle yavaş Kaç yavaş şarkı gidiyor. var? Şu an 12 şarkı diye planlıyoruz. Bayağı albüm olacak yani. Çok zor biliyorsun değil mi? Peki şey, ne zaman başladın? Çünkü uzun sürer yine yani o Ya 3-4 ay. parçalar hazır şu anda. Hepsi hazır. Yani prodüksiyon sürecinde şu an albüm. O Bu süper. birkaç kez yani erteledik, bir şeyler oldu. Hani hep bir albüm hazırlığındaydım zaten. Hem eski şarkılarım var, hem yeni eklediğim parçalar var. Yani albüm süreci o yüzden çok uzun bir süre aslında. Çünkü albüm olarak yapmadığım parçalar da var içinde. Anlatabildim mi şu an? Çok Çıksın karıştırdım artık. gibi. Çıksın artık şu albüm diyenler var. Çıksın Evet, artık çıksın diyenler ya. var. Ben de onlardanım. Farklı bir güneş göreceğiz mi mesela bir şarkıda farklı? Tamamen aslında şu an beklediklerinin çok dışında olacak. Yani tabii benim sıkı takipçilerimin beklediği gibi olacak. Çünkü ben sürekli zaten yaptığım parçaların kesitlerini paylaşıyorum. Ama sadece yayınlanan parçalarıma bakıldığında tarz olarak da birazcık daha beni gerçekten tanıyabilecekleri bir albüm olacak. Süper. Ne zaman çıkar albümü diye sormuşlar. Şimdi onun bir tahmini olamaz ama yani birkaç ay sürer arkadaşlar. Öyle kolay değil 12 şarkılık albüm. Evet, çok yakın zamanda tarihi duyuracağız, bunu söyleyebilirim yani. Çok az kaldı. İnanın Aynen. ben de bilmiyorum yani, tarihi ben de bekliyorum o yüzden. Planım yok, parçanı bulamıyorum. Acaba çıkarmadın mı hiç, yoksa sildin mi? Ne demek? Çıkarmadım ben o parçayı. O parça işte benim paylaştığım kesitlerden birisiydi o. Ama o albümde de yok o parça. Çok üzgünüm. Ama onu Neredesin da ya bir bulduğum bir parça? sıkıştırsaydın ya, ama zaman mı yok? Ya aslında istemedim. Yani albümün genel tarzını uydurmadım. Böyle çok fazla sonrasında tekrar tekrar yapmak isteyeceğim bir tipte şarkı değildi o yüzden. Yani hani insanlara ya onu keşke paylaşmasaydım diye de hissettim. Hani kötü olduğu için değil de yani beklenti yaratmamak için o şekilde. Ha, bazen oluyor öyle ama belki şey değil mi, bazen şarkı yayınlıyorsun sonra diyorsun ki yok ya bu şarkı içime sinmedi, oluyor değil mi? Birkaç söyledikten veya dinledikten sonra. Bazı şarkılarda oluyor evet, ama şimdi şöyle de hani siz de belki bilirsiniz. Şöyle bir süreç oluyor. Yani o şarkıyı milyon kez duyuyorsun her türlü. Yani o yüzden emin olup olmadığını çıkarana kadar anlıyorsun zaten. Yani. Ya ben şimdi bir şarkı geldi bana da bir aranjörden, dedi ki buna söz yazar mısın dedi. Şimdi yazmaya çalışıyorum. Ben söyleyeceğim, söyleyebilirsem de. Şimdi o kadar çok Evet. tekrar ediyorum ki artık o melodi, yani çıkana kadar artık ben Evet. bıkmış oluyorum Bayıyor değil mi ses şarkıda. sana? Ama işte hep bir sonraki aşama, bir sonraki aşama derken hep yeni bir şey ekleniyor ya şarkıya. O yüzden yine de özel kalıyor yani bence. Şöyle özel oluyor. Dinleyici dinledikten sonra onlarla sahnede söylemek çok güzel bir Aa, şey, değil mi? evet ya. Bunu yaşamak istiyorum mesela gerçekten yakın Sahneye, zamanda. sahneye sen o sahneye deneyimlerin var da, böyle şarkılarınla sahneye çıktın değil mi? Pandemiden Var. önce. Çıktım ama işte tamamen solo bir konser vermedim baştan sona. Yani ekibimle birlikte daha önce konserlerim oldu. Ama solo bir konser vermek için de heyecanlıyım. Yani albüm beni en çok o yönden heyecanlandırıyor. Aynen. Peki şimdi Güneş'in hayatında müzik var, değil mi? Başka Evet. neler var Güneş'in hayatında? Nelerle uğraşıyor? Nasıl hayalleri var? Şimdi ben merak ediyorum. Yaşını sormuşlar. Söylüyor musun yaşını bu arada? Evet, 21 yaşındayım. 21 yaşında. Daha yolun başı yani. Evet. Evet. Neler var? Neler planlıyorsun? Benim şu an tüm odam müzik ve gerçekten yani böyle bir şeyleri aslında olmaya yakınken söylemekten hoşlanıyorum. Yani var tabii arka planda
ideallerim var, böyle yapmak istediğim şeyler var. Müzikle ilgili mi yine? Kariyerinle ilgili mi yoksa başka? Her türlü müzikle kesişen şeyler. Çünkü gerçekten yani bunu sadece iş olarak görmüyorum. Ruhumun bir parçası olarak görüyorum ve hep hayatımda olmasını istiyorum. Yani bir şekilde bir yerden çıksın istiyorum. Peki mesela hani oyunculuk ister misin? Hani sadece göz önünde olmayı müzik aracılığıyla mı yapmak istiyorsun? Yoksa hayır çok farklı planlarım var. Oyunculuk alanında eğitim almak istiyorum bir şeyler. Veya ne bileyim çok farklı sahneler, uluslararası sahneler hayal Evet, ediyorum tabii. gibi şeyler mi Yani mesela? Ne? oyunculuk küçükken böyle hayalini kurduğum bir şeydi. Yine böyle hani müzikal bir şey olacaksa yani yine. Ama ileride gerçekten hani eğitimini alırsam, öyle bir vaktim olduğu zaman artık yapmak isterim. Neden olmasın? Çünkü bence sanatın her parçasını taşıyor her sanatçı ya. Ben öyle düşünüyorum. Peki, şimdi bu programa özel Güneş'in hiç bilmediğimiz bir yönü var mı? Mesela hiç fark ettirmediği. Mesela çok duygusal ağlar. Mesela resim yapmayı çok sever. Mesela ne bileyim o tarz bir şey var mı? Evet. Resim hiç yapamam mesela. Bu sayılır mı? Gerçekten yetenekli olmadığım tek konu. Yani her şeyden... Bize özel özel bir yönü söylüyor. Hiç resim yapamıyor Ya arkadaşlar. gerçekten hani her konuda bir şeyler yapabilirim. Denerim ve hani orta seviyede de olsa yaparım. Çünkü hani her şeyde bir şekilde başarırım ama resim ve hayatım boyunca gerçekten yapamadım ve çok yeteneksizim bu konuda. Gerçekten çok yeteneksizim. Yazma, el yazın güzel mi mesela? Çok bilmiyorum. Kötü bence yani. Biraz Peki, karışık yazıyorum ya. okulla aran nasıldı? Ne okudun? Ben web teknolojileri okudum. Web tasarım okudum ama şu anda okulum dondu yani. Şu anda devam etmiyorum tekrar Okul müzik hayatın nasıldı? üzerine. Yani ortaokul, lise, üniversite seviyor muydun okulunu? İyiydi. Liseye kadar her şey süperdi. Lisede yani böyle iyi hissetmiyordum genel olarak. Yani memnun değildim çevreden, okulumdan falan ve kopmuştum artık. Ya bu çoğu kişinin yaşadığı bir problemdir zaten. O yüzden biraz soğudum diyebilirim. Yani biraz sistem zaten okuldan soğutmaya yönelik işliyor gibi düşündüm. Ve soğudum birazcık hani. Öğretmenlere karşı aslında hiç böyle bir şeyim olmadı. Hani bazıları öğretmenleri sevmez, gıcık olur falan. Benim öyle olmadı. Genel olarak öğrenciler yüzünden hep. Yani öğretmenlerle takılıyordum genelde. Arkadaşım yoktu fazla. Vay. Öğretmenlerle takılıyordum. Ben de hiç Çünkü öğretmenlerle onlar takılmam. yani diğer, ya bilmiyorum, birazcık gaddar kişilere denk gelmiş olabilirim belki ben. Alıngan biri misin? Mesela birisi de sormuş. Bu arada biri demiş ki ne biçim sorular soruyor. Vallahi arkadaşlar sizin sorularınızı soruyorum. Yani ben döndürüyorum, dolaştırıyorum. Sizin sorularınızı portföy yapıyorum, soruyorum. Bakıyorum bir yandan buradan çünkü Güneş'i anlatırken. Alıngan biri misin? Yani alıngan biriyim, evet. Bunu da son zamanlarda kabul edebiliyorum gerçi. Ona bile alınıyordum çünkü. Burcun Alıngan ne? mıyım? Hayır değil. Yay burcuyum. Yay Havalı bir burç burcu. bence. Havalı bir burç. Gezmeyi çok sever değil mi yay burcu? Evet. Öyle misin? Evet ya, ben aslında yay burcunun özelliklerini taşıyorum ama genel olarak böyle çok fazla şey değilim yani. Of, gezeyim, günümü gün edeyim falan değilim. Evde de dursam mutlu olurum. İşte gezsem de mutlu olurum. Yani bulunduğum ortamda birazcık kendime eğlence yaratırım genel olarak. Evet. O meşhur soruyu sor diyorlar. Aşkla aran nasıl? Nasıl bakıyorsun aşka dair? Yani bilmem, gerekli bir duygu bence. Yani herkesin yaşaması gerekli. İlla hani karşı cinse karşı da değil. Ya da işte hoşlandığın cinse karşı değil. Hani her şeye aşık olabilirsin. Bence herkesin hissetmesi gereken bir duygu. Canım yani şimdi karşılıklı aşk başka bir şey. Bir objeye duydun. Aşk başka bir şey. Peki yay burcu herhalde aşk sever. Aşk kadınıdır belki değil mi? Burcundan dolayı. Bilmem. Yani böyle şeyleri bilmiyorum fazla. Daha tabii yaş şey oldu mu? Peki şimdi merak Peki. ben de seni sıkmak istemiyorum anladın mı? Hani onlar soruyor, ben böyle genel geçiyorum, genel Görüyor musun? geçiyorum. Kıpkırmızı oldum şu an.
Kırmızı hiç yok yok gayet iyisin sorun Ha, yok. tamam. Politik cevaplar demişler. Evet Aynen. arkadaşlar. Bu ben. Peki seni mesela en çok motive eden şey nedir? Beni en çok motive eden şey başarı. Ben başarıyla çok motive olurum. Yani bu başarı sadece hani rakamlardan oluşan değil. Yani kendime koyduğum o sınırı hep aştığım zaman bir üstüne koyarım ve bu beni motive eder. Albümde düet var mı yine? Varsa kimlerle olacak? Seni Tamamen seviyoruz solo bir demişler. albüm yapıyorum. Çünkü zaten yeterince düet yaptığımı düşünüyorum şu ana kadar. Aynen, aynen öyle. Biraz solo takılacağım. Yester ablamız da diyor ki hırslı, alıngan, inatçı biraz da. İnatçı Kolaylık. değilim ya. Ama inat olmadan olmaz ki. Yani inat derken şunu kastediyor. Hani bu olmadı, bir daha yapalım. Yoruluyorsun ama bir daha inatla yapıyorsun. Evet, Hani o var ya. İnadına bunlar dene. Evet. inadına dere. Bu var sende. Var. Peki şey var mı böyle çok devamlı her şeyini paylaştın dostun dediğin biri? Var. Tabii. Birkaç tane dostum var. Yani Kız mı böyle erkek mi? Hani bazıları kızlar erkeklerle daha iyi erkek dost kız. olur denmiş. Kız da var, erkek de var. Yani çok yakın arkadaşlarım var ve yıllardır hep aynı kişiler. O her şeyimi paylaşırım onlarla. Ben zaten yani bir şeyler anlatmayı severim. Hayatımı paylaşmayı severim. Birlikte heyecanlanmayı, gülmeyi, ağlamayı severim yani. O Aynen. şekilde. Arkadaşım böyle şarkı var. Ha, bak demiş gibi bunları da okuyalım. Semih diyor ki bir şey itiraf etmek istiyorum. Bu itiraf değil, güzel bir şey. Gece 2 gibi canlı yayındaydım. Bir arkadaşım böyle bir şarkı var. Dinle dedi. 1,5 aydır dinliyorum. Her gün dua Çok teşekkür ederim. diyor. Süper. Böyle Aynen. mesajlar da alıyorum. Çok mutlu oluyorum. Bu arada bazı mesajlara cevap vermiyorum ama bu okumadığım anlamına gelmiyor. Okuyorum. Sadece böyle çok fazla bazen vaktim olmayabiliyor hani bir şekilde. Absürt sorular geliyor mu? Absürt mesajlar mı? Tabii ki de ya. Sorular da, mesajlar da evet. Evet. Aa evet, ben en çok şeye gıcık oluyorum. Siz de yaşıyorsunuzdur. Bir şey sorabilir miyim? Hani direkt sorsa cevap Çak. vereceğim, okuyacağım Ya gerçekten süper diyorum. ya. Bir Daha şey geçen onu sorabilir ben miyim? benim devamlı izleyicilerim söyler. Bak bir şey sorabilir miyim? Aradan Sor 3 gün yani. geçer. Aradan 3 gün hiç cevap vermem ama. Aradan 3 gün geçer. Cevap vermediniz bir şey sorabilir miyim? Çok Sen güzel. zorunu sor. Evet. Oradaki şey farklı herhalde. Bir şey sormaktan kasıt sormak bahane seninle konuşmak gibi ama öyle bir zamanımız olsa Aynen. değil mi bazen? Aynen. Hemen soruya girin arkadaşlar ve soru Evet, gerçekten kesinlikle. mantıklı bir Lütfen rica soruysa ediyorum. Şu an yayını izleyen herkesten rica ediyorum. Aranızda varsa bana direkt sorun. Merak ediyorum çünkü aynı zamanda da. Gerçekten merak ediyorum yo, ne ben birkaç kez soracağını. merak ettim. Hiç merak edeceğim gibi bir soru çıkmadı karşıma. O yüzden hiç şey sormuyorum. Bu arada şey geliyor mu? Telefon numaranı mesela hiç ele geçirdiler mi? Hayır ya, ben çok uzun süredir aynı numarayı kullanıyorum. Şu an hiç rahatsız edilmiyorum yani. Böyle bir iki kere bilmediğim numara aradı. Direkt engelledim. Bir daha da yaşamadım aslında. Bu çok yaşanılan bir sorun. Çevremdeki O sanatçı yüzden soruyorum arkadaşlarım zaten. çok yaşıyor. Ama şükür benim başıma gelmedi henüz. İyi, güzel. Yani en fazla telefon numaranı değiştirsin. O bir şey olmaz da. Ama onu da nereden buluyorlar değil mi? Çevreye herhalde çok verilince, dağılınca sanırım olabiliyor. Aynen. Evet. Böyle bir şey. Şarkı söyleyeceğim mi? Oh, sizi kırmak istemiyorum gerçekten ama Çok ufak. bugün de tüm gün kayıt aldığım için birazcık yoruldum yani. Bir kayıt yerini göstersene. Ne güzel kayıt alıyorsun öyle Evet, mikrofonun burada içine. mikrofonum Valla var. artık ne kadar küçüldü değil mi kayıt yerleri? Bunu ne, Evet. buradan ne için alıyorsun kayıt? Burada yeni parçalar yapıyorum. Şu anda yani burada böyle bir imkanım var ve yeni parçalar yapıyorum. Eksiklikleri tamamlıyorum. Altyapıların İstanbul'a üzerine mi gittim. seslendiriyorsun? Yani Evet. altyapılar geliyor sana, değil mi? Aynen o şekilde. Sözlerini sen yazıyorsun. Hı. Süper. Kaç kere değiştiriyorsun sözleri? Yani çok az denk geliyor. Aslında hiç değiştirmiyorum. Böyle ben hatta çok böyle anında yazıyorum. Ve hani bence bu özel oluyor böyle pat pat pat. Ve o şekilde kullanıyorum. Mesela duada hiç revize yapmadım. Direkt ilk yazdığım haliyle duruyor yani. Hiç Süper. değiştirmedim Ba bir şey. bazı dönemler birkaç sene sürebiliyor. Bunun kıymetini bir bol bol yap söyleyeyim. Aynen. Ben gerçekten bu arada çok üretiyorum. Yani bazen
Günde 3 tane yapıyorum. Ya böyle hani boş zamanlarımda full müzik yapıyorum gerçekten. O yüzden boş zamanım yok sanırım. Çünkü Çünkü seviyorsun ve çok güzel bir şey yapıyorsun. Ama mesela birçok sanatçı var, biliyorsun, hep diyorlar bir gün bitecek mi bu üretimim? evet, Korkuyorlarmış böyle şey aynen. yaparken, ama Aynen. daha inşallah bitmez, biteceğidir, Kökü düşünüyorum. bizde Niye biz? ya. Sıkıntı Aynen, yok. aynen öyle. Belki yaşanmışlıklar biraz daha farklı şeyler. Yaşadıkların şeyleri yansıtmaya başlarsın, daha farklı şeyler çıkar. Evet. Daha da Ama zaten gittikçe dolacak bir şey ya içi. O yüzden her aynen. zaman, her dönem farklı, her dönem daha güzel olacak. Belki de saçma gelecek ilk yaptığın şarkı sana. Yani onu da tatlı bulurum bir şekilde. Aynen, Çünkü aynen. o zamanki ben yani. Aynen, kesinlikle katılıyorum. Alalım senden küçük bir şey. Tamam. O zaman ben bakayım buradan sizin için ne söyleyebilirim. Tamam. Bir yandan ben de şöyle bir sorulara tekrar bakayım. Arkadaşlar, nereden izliyorsunuz? Bir selam da yazın. Şuradan izliyor, şuradan şehir yazın, semt yazın. Onları da gördükçe ben, yani görebildiğim kadarıyla, konuğumun sözünü kesmeden ben arada bir okuyayım. Albüm ne zaman diye yeni gelenler soruyor arkadaşlar. Onun cevabını aldık. Hep aynı soruyu soramam. Tekrar yayını izlersiniz. Fethiye'den Hüseyin. Selamlar, sevgiler. Bizi izliyor. Ağrı'dan izliyorlar. Sapanca'dan izliyorlar. İstanbul Süper. Sultan Gazi'den izliyorlar. İstanbul, İzmir, Gazi Emir. Gazi Emir'e selamlar, sevgiler. Urla'dan izleyen var mı? Ben de Bakalım bakayım. var mı Urla'dan komşu? Bodrum'dan izleyenler var. Kıbrıs'tan izleyenler var. Bodrum, selamlar, sevgiler. Ondan sonra Çanakkale'den izleyenler var. Sema ablamız izliyor. Yalova'dan, Rize, Ankara, Eskişehir var. İdris. Ondan sonra İstanbul, Levent herhalde. Kervanlar fanpage. Almanya, Ankara. Çok güzel, yurt dışından var. Fransa'dan zaten biliyoruz. Paris'ten var. Rize dedik, Mersin dedik. Iğdır dedik. Acaba şöyle değişik ülkeler var mı? Konya, İstanbul, Suriye'den, Suriye'den, Suriye selamlar, sevgiler. Sakarya, memleketim, selamlar. Just Naz, 18, güneşi seviyorum, beni gördü de seni gördüm. Saadet abla, Bakırköy. İstanbul, Yenibosna. Yenibosna'da uzun yıllar ATV'de çalıştık. Yenibosna, Kuyumcu Kent'in yanı. ATV stüdyoları. Çok gittim geldim oraya. İstanbul'un en pis havası o semtinmiş, biliyor musunuz? Yenibosna'ymış. Havası en pis Şaşırmadım olan. şu an. Ben de orada yaşadığım için bir zaman. Yani şaşırdım. Yenibosna. Yani sevdim, ben de söyleyemem yani çok. Çorum var. Uzaydan diyorlar ama uzaydan daha olmaz. Herhalde 2023'ten sonra belki bir gün bağlanırlar. Antalya, Düzce ve bu kadar şimdilik. Daha devamını oku. Bağcılar var. Evet. Sendeyiz. Bak, kervan Ben dedi. size Memleket memleket şimdi geziyordun abi. okusam diye düşündüm de buradan bakınıyorum. Yoksa gerçekten hazırlıklı olsaydım keşke. Haberim olmadığı Bak için. şöyle yap. Ne okuyor? Bak, ben sana yardımcı olayım mı? Tabii. Evde en çok mırıldandığın şarkı. Son Kendi zamanlar. anlamı mı Hayır, yoksa? kendi parçan olur, Sezen Aksu parçası olur, hiç fark yok. Mırıldandığın bir parça. Var. Öyle parçalar. Lar değil, bir tane, en çok. Ya. Ankara havasıymış, Ankara havası dermiş. Ne kadar değil mi? Her şey mırıldanıyor çünkü evde. Dövmen var mı? Var. Ha, göremedim. Pardon. Burada Gözümün önündeymiş. şöyle bir tane var. Ha, burada da var herhalde dedin. Evet, annemin ismi yazıyor. İlk dövmem burada. Kaç yaşında yaptırdın ilk dövmeyi? Tersime geldi. Büyük fail oldum. Kaç yaşında yaptırdın ilk dövmeyi? 19 ya da 18 sanırım. Hatırlamıyorum. Renkli dövmeler. Yakışmış ama. Evet, benim hiç siyah dövmem yok. Ben renkli dövmelerden hoşlanıyorum genelde. Ben şimdi size buradan
Rihanna parçası okumak istedim. Aklıma Rihanna geldi nedense bilmiyorum ama. Aa, süper. Yeni konuştuk ya telefonda. Üçümüz şey yaptık ya. Doğru, FaceTime yapmıştık onu. FaceTime yaptık, oradan aklına gelmiştir. Tatlı kız ya Rihanna. Tatlı. Seni de seviyor da bizim aramız böyle bir Evet ama ben onu konuşup halledeceğim. sana zahmet. Çünkü Ya. Haziran'da gideceğiz biliyorsun. Proje var. Evet. Şimdi sorular da gelir ha. Aynen. Rihanna mı? Rihanna'nın sevdiğin bir parçası var mı? Bence aramız o yüzden bozuk. Neden sevdiğini anladım. Yani. Ya bir soundcheck yapsaydım ya. Madonna olabilirdi. Madonna'nın konserine de gittim ben Türkiye'de. Vay. Yok böyle bir konser. Yoktu yani. Ama Rihanna. Rihanna dedin, Rihanna olsun. Bu sefer birisi aradı. Değil mi? Bazen aradı mı donuyor çünkü. Evet. İnanın şu an ne olacağını bilmiyorum. En şeyde kapat. Yani hiç fark etmez. Oh. Ne çabuk. Bunu beklemiyordum. Bir daha söylemeyeceğim böyle. Çok güzel söyledin bu arada. Süperdi. Canlar için bir dahaki yayında artık tekrar söylerim. Teşekkürler. Aynen, yani çok güzeldi, harikaydı. Teşekkür ederim her zaman. Ciddi misin, söylemeyeceğim mi? Ya o şarkı söylemeyen kişi olmak istemem şu an ama cidden. Yani Ha, çünkü gelirdin canlı yayında, sen gelip. Ben de diyorum ki müziksiz ne mırıldanıyorsun evde mesela? Böyle iki kelime. like girl. What you want from me? And I try to buy you pretty high, but Süper işte bu. Yani biz bunu istiyoruz. Sesin güzelliğine bakar mısın arkadaşlar? İşte bu. Yani tanıyacaklar tebrik ederim. şey diye söylemiyorum falan. Böyle bir şey yapıyorum kendimi. Ama öyle bir şey yok. Gerçekten bütün gün zaten konuşma sesinden de anlayacağınız gibi. Şey, canlı yayında birkaç kez söylersen ondan sonra zaten rahatlıyorsun. Daha böyle söyleyesi geliyor insan. Onu da Evet. söyleyeyim. Evet Ama öyle. canlı yayın biraz geriyor insan. Doğru diyorsun. Evet. Ama Vallahi canlı yayın bence. Ben sevdim. sağ ol, teşekkür. Sevdin mi gerçekten? Evet. Yoksa ben Misiniz beni? Yarın bir daha yapalım mı? bir hafta sonra bir daha yapalım. Haftada bir yapalım o zaman. Şey, yarın konser yayını yapalım o zaman. Hazırlayalım. Olur. Bence güzel bir yarın değil de onu böyle güzel bir ayarlayalım. Bir Olur. gün böyle 2-3 şarkı söyle mesela. Bir hafta sonra, 10 gün sonra. Ya daha fazla söyleyeyim. Söylerim gerçekten. Tamam. Bugün şey aldık. Bugün zorladık. Ama Şu an açıklamanızı da yapalım lütfen. Çünkü haberim yoktu bundan. Hazırlıksız. evet, kesinlikle. Yani şimdi ben sana ulaşamadım. İlk önce basın danışmanını aradım. Basın danışmanı dedi ki menajerini aramam lazım. Menajeri dedi ki danışmanını aramam lazım. Evet, biz de Danışmanı da sana ulaşamamış. Böyle bir arbede yaşadık. evet, en son konuştum ama hani şey sanırım onun da haberi yoktu yani. Bana söylemedi. O yüzden. İşte ben de ne yaptım? FaceTime Rihanna. Dedim Rihanna'dan sana ulaşırım. En Evet. iyi taktik oydu. Aynen. Yani biliyorum çünkü aranız iyi. O yüzden. Evet, aramızdan Süpersin. bu Atmasyon dersen var ya, ben sonunu getirmem yani. Öyle bir atarım ki sonunu getirmem. gördüğün gibi. Süpersin. Enerjin çok iyiydi. Gerçekten. Ederim. Yolun açık olsun. Sesini şu kadarla bile anladım. Emin ol. Yürür gider. Birazdan story atıyorum, seni de tagliyorum. Herkese. Tekle. Seve seve. Seve seve. Tekle çok sevinirim. Vallahi çok teşekkür ederim. Var mı buradan sevdiklerine bir şeyler söylemek istiyor musun? Yayına katılan herkese teşekkür ederim vakit ayırdıkları için. Yakın zamanda albümle birlikte görüşmeyi çok isterim. Albümü çıkardığımda tekrar bir yayın yapalım. O zaman albümden parçalar söylerim. Bence şöyle bir şey de olabilir. İnşallah pandemi bitmiş olursa Umarım. lansman yaparsın. Lansmanına geliriz. Hani küçük bir lansman yaparsın bir yerde. Çok da güzel olur. Evet. İnşallah olmazsa sosyal medyadan yine yaparız. Ben Tamam. artık sosyal medyadan biraz şey geldi bana. Hey hey. Zahmet şu an. Aynen.
Ben radyo televizyon okuduğumda yıllar önce bitirdiğimde mezun olduğumda hiç buralardan yayın yapacağımı söyleseler derdim. Manyak mısınız yani? Hiç... Şimdi küçük bir telefondan yayın yapıyoruz ya. Var mı böyle bir şey? Ya şartlar gereği. Aynen ama bizim farklı bir. Senin mesela arkada şu an 8 kişilik ekip var değil mi? Kameranın arkasında. Benim Öyle. de burada 8. Biz kalabalık çalışıyoruz. Makyöz filan biliyorsun senin saç tasarımın, kostümün. Gördüğünüz gibi. Biz böyle değil mi? Beğenen böyle beğensin. Hala deneriz. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı izleyenlere? Evet, yine burada ağırladığınız için teşekkür ederim. Dediğim Teşekkür gibi ederim. izleyen herkese de teşekkür ederim. Birazdan şarkı da söyleyip tekleyeceğim dediğim gibi. Bunu yapacağım yani. Süper o zaman. Kendine çok iyi bak. Albümünü bekliyoruz. Müzik On Air ailesi olarak da takip ediyoruz. Ben Müzik On Air'in sadece nacizane sunucusuyum. Çok gerçekten bu kalabalık bir ekip. Müzik On Air. Ben sadece Instagram'ına gelip sunuyorum. Arkadaşlar soru sormak isteyenler Cüneyt diye sormasın. Bizim ekip okuyor zaten. Merak etmeyin. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için Güneş. Ederim. Seni takip ediyoruz. Kendine çok iyi bak. Ailene de sevgiler. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Sen kendini çıkarırsan sevinirim. Ben Bay çıkaramıyorum. bay. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada benim buradaki X'im gitmiş arkadaşlar. Ben çıkarıyordum. Şimdi çıkaramıyorum. Diyeceksiniz ki ne olacak? Konuk kendini çıkar ama bazen öyle olmuyor. Mesela doğaçlama bir konuk alıyorum. Hiç tanımadığım birini alıyorum. Hani yanlış bir şeyle karşılaşabiliriz. O zaman nasıl çıkaracağım? Pat diye yayını kapamam gerekiyor. Evet, bugünlük bu kadar. Güneş konuğumuzdu. Arkadaşlar pandemide devam ediyoruz. 9'dan sonra sokağa çıkmamaya ve hafta sonları sokağa çıkmamaya devam ediyor Türkiye. Yurt dışından izleyenler için söylüyorum. Ama hafta içi gündüz işlerimize koşturmaya devam ediyoruz. İnşallah pandemi bittiğinde daha güzel platformlarda buluşacağız. Sizleri seviyorum. İlerleyen günlerde yine yayınımız olacak. Herkese selamlar, sevgiler. Öpüyorum. Bay bay.